Herkese merhabalar. Manisa'mız bağlarıyla, üzümleriyle meşhur. Bağlarımızın yemyeşil yapraklarıyla, üzümlerimizle nefis tariflerimiz var size bu bölümde. Ayrıca hobi köşemizde herkesin evlerinde ekonomik olarak yapabileceği harika tasarımlarla sizlerleyiz. Siz de çay ve kahveleri hazırladıysanız hayat güzel başlıyor. Efendim, Manisa'mızın bağları, üzümleri çok meşhur. Yapraklarımızın en güzel zamanı şimdi. Bölüm konuğum Ayşe Altunel, genç girişimcimiz. Merhabalar. Merhabalar Nuray Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Bağların en güzel zamanı, evet, değil mi Ayşe? Evet, şu anda Mayıs ayında basılan yapraklar farklı oluyor. İncecik, damarsız. Ya incecik. Evet. Getirdin zaten, mis gibi, hem kokuyor hem yeşili görünce içimiz açıldı gerçekten. Evet. Ayşe, tebrik ederim gerçekten. Genç yaşta çok güzel bir girişimcilik başlattın. Kendi ürünleriniz herhalde hepsi. Evet, hepsi kendi ürünlerimiz. Kendini tanıtır mısın? Nasıl başladın? Nasıl başladım? Pandemi süreciyle birlikte, eşimle birlikte biz bu işi yapmaya karar verdik. Ama bu işe ailelerimizden devraldık. Daha önce satışlarını perakende şeklinde değil de toptan şeklinde yapıyorduk. Aynı zamanda toptan yine satıyoruz. Hepsini perakende tüketemiyoruz ama... Instagram üzerinden pazarlamasına karar verdik. Sosyal medya çok etkili, evet, değil mi bu konuda? Bu konuda? Bir de dediğin gibi pandemide aslında doğru yönde kullananlar da oldu evde kaldığımız süreçleri. O yüzden sen bu konuda çok başarılısın. Çok da güzel ürünlerin var. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Zeytin çeşitlerimiz var. Biber dolgulu, bunlar domates kırma, kuru sele, edremit çizik, ızgara zeytin, yağlı sele, kuru üzümümüz var, yaprak, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun, pekmez. Zeytin yaprakları var orada. Evet, zeytin yapraklarımız var. Bunlardan zeytin yaprağı çayı yapıyoruz. Mükemmel oluyor. Bakabilir miyim onlara? Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Antioksidan. Şöyle açalım mı? Evet. Bu arada zeytin yaprağı çayını nasıl yapıyorsun? Demleme usulü mü? Onu istersen tarif. Zeytin yaprağı çayını kaynayan suyu bir fincan için... Kaynamış suya kaç yaprak atıyorsun? 5-6 yaprak atmamız yeterli oluyor. Parçalara ayırarak, kuru ya da taze hiç fark etmez zeytin yaprağı. Sonra üzerine kaynar su ilave ediyoruz ve 5 dakika demleme süresi var. Normal bitki çayı yapar gibi yapıyoruz aslında. French press usulü. Bunlar kuru herhalde, değil mi? Bunlar kuru, evet. Bunları tarladan, ilaçsız tarlalardan topluyoruz. Tabii, yani ilaç kendi atılmayanlardan. Evet, kendi tarlalarımızdan topluyoruz. Sonra bunları böyle parçalara ayırıp kullanabiliyoruz. Çayını yapıyoruz. Çok da lezzetli, güzel oluyor. İçerisine biz limon sıkıyoruz. Limonla değişik bir tat oluyor. Daha güzel oluyor. Zeytin çok bereketli. Her şeyi bak, yaprağı, meyvesi, ağacı, değil mi? Evet. Bizim Manisa'mız çok bereketli. Ben açılışta da dedim ya, hem bağları hem zeytinleri gerçekten. Bereketli topraklardayız, evet. Bunu ben de deneyeceğim, içmemiştim. Peki Ayşe, izleyicilerimiz için sen artık zeytincisin. Böyle pratik evde yapabilecekleri bir zeytin baskı tarifi. Yapabiliriz. Yani siyah zeytin tarifi vereyim ben. Beşlik bir bidonun içerisine bir kat zeytin, bir kat kaya tuzu olmak kaya şeklinde tuzu, evet, yerleştirdikten sonra onun içerisine biraz sirke ve bir tane küp şeker atmanız yeterli oluyor. Sonra aklınıza geldikçe haftada bir yuvarlayacağız onu. 6 ay bir fermante süresi var. 6 ay hiç açmazsak doğal acılığını kendi atacak. Onu 6 ay sonra kapağını açıyoruz.
sudan bir geçiriyoruz. Sonra bir bezin üzerine seriyoruz. O kuruyor. Aynen şu şekilde oluyor. Kuru sele oluyor. Evet, bu şekilde oluyor. Sonra onu tekrar kabın içine arıp çok az ayçiçek yağı ya da mısır özü yağı ile zeytinyağı koyarsak yumuşar. Zeytinimiz yumuşar. O yüzden zeytinyağı. Peki yağlı sele ile kuru selenin arasındaki fark ne? Kuru seleyi çıkardıktan sonra güneşte ya da kendi şeklinde kurutuyoruz. Yağlı sele salamur suyunda bekliyor. O yüzden tuzlu daha suyun etli içerisinde. Ve sulu. Evet. Ha, o şekilde fermente oluyor. Fermente şekilleri farklı. Çok güzel. Taranayı da annen yapıyor sanırım. Evet, annemin el emeği. İnşallah biz de devam edeceğiz. İnşallah. Annemin elini alıp devam edeceğiz. Gerçekten onlar büyük tarifler, çok evet. Kıymetli tarifler Ayşe. Annelerin tarifi. Zaten birazdan annenden de tarif alacağız. Evet. Şimdi Ayşe'cim yaprak baskıya başlayalım istersen. Başlayalım. Kuru basımı mı? Önce kuru basımı yapalım. Tamam. Cam kavanozlar daha tek kullanımlık oluyor bunlar. Daha iyi oluyor. Şöyle 4-5 tane yaprağı alıp böyle katlıyoruz. Kavanozun içerisine damarlı kısımlarını yapıyorsun. Evet. Şöyle. Şu kısmını böyle katlıyoruz. Şu anda en güzel yapraklar. En güzel zamanı. Sen sabah kaçta topladık dedin? Sabah 5'te kalktık, bağa girdik. Çünkü sıcakta yaprak toplanmıyor, düzüşüyorlar. Sıcak oluyor. Ve yaprak yanıyor sonra. Eve gelene kadar yanıyor. Serinde toplanan yaprak daha sağlıklı, aynen, daha güzel oluyor. İyice bastırıyoruz değil mi? Evet, iyice bastıracağız. Bunlar sonra hazır yemek oluyor resmen. Evet, değil mi? İçini oluyor. De ben buzluğa koyuyorum. Sarma içini mesela. Bu şekilde bir de taze yaprak tüketmiş gibi oluyoruz. İçerisinde hiç tuz ve su olmadığı için cam kavanozlarda 1,5 yıla kadar saklanabiliyor. Hiçbir problem yaşamıyorsun. Kapakları düzgün kapanırsa, eğer hava alırsa bozuluyor. Hava almaması için zeytinde de yaprakta da en önemli püf nokta hava aldırmayacaksın. Hava aldı mı zeytinler de küf yapıyor. Siyah zeytinlerin şu uç kısımlarında beyaz beyaz küfler oluyor. Evet. Bunun sebebi de doğal olması. Eğer bir kimyasal ya da koruyucu koyarsak bunlar olmaz. Bizim zeytinlerimiz havayla temas ettiği zaman küflenme yapar. Bu normal. Yeşil zeytinler de üstünde evet o kendi zeytin korumaya alıyor. Havayla temasını kesmek için üstüne küf yapıyor. Küf. Ama onu atınca zaten zeytini yıkıyorsun. Evet. Bir şey yok. Onu tüketebilirsiniz. Yani ama onu bozulduğu sanıp atanlar da var. Atmayın. O doğal zeytindir. Onu tam bulmak, probiyotik aslında değil mi? Onu bulmak çok zordur. Doğal zeytine ulaşmak. Biz de doğallığımızı tüm Türkiye'ye ulaştırmak için bu yola çıktık zaten. Harikasın. Bu arada evet tüm Türkiye'ye gönderiyorsun herhalde evet, ürün değil mi? Evet, tüm Türkiye'ye kargolarımız var. Türkiye'nin en ucuna en geç 3 günde paketiniz elinize ulaşıyor. Ne kadar güzel. Sarma da sarıyorsun sanırım. Evet. Ama yetişemiyorsun bu arada değil mi? Yetişemiyorum güzel. Yoğunlukta. Sarma sarıyorum. Öyle söylüyorlar. Öyledir ama, mutlaka. Zaten çok beceriklisin. Yani sarma sarıp gönderemiyorum. Yaprak gönderiyorum. Sarma fotoğraflarını istiyorum. Yapraklardan. Bunu ağzını dolana kadar katlayıp evet, koyuyoruz. Koyuyoruz. Sonra sıkıca kapatıyoruz. Ki hava almasın. Sonra 1,5 yıla kadar açmadığımız sürece tüketebiliriz. Taze yaprak elimizde oluyor. Salamura biraz daha tuzlu oluyor tansiyon hastaları ya da taze yaprak tüketmek isteyenler. Şimdi ben Erzurum'a yaprak gönderiyorum ama bu taze yaprağı gönderemiyorum. İstanbul'a da gönderemiyorum. Ama İstanbul'da da taze yaprak tüketmek istiyor. Bu şekilde yanmadan. Kavanozlarla daha iyi. Yoksa kargoda kolinin içine koyduğumuz zaman bu yapraklar yanıyor sıcaktan dolayı. Bir de sanki salamura da daha mı damarlı oluyor değil mi? Bunlar da daha tadı da daha farklı dediğin gibi taze salamura yaprak olduğu daha için. Kart yaprak kullanılırsa benim salamuralarımda da hiç şikayetim yok. Salamuralarımda hiç kart değildir yani damarlı olduğunu hiç söylenmez. Çünkü bu saatten sonra bağları artık yani Haziran'dan sonra evet, girmememiz gerekiyor ya da uçları toplayacağız. Sadece uçları. Sadece uçları toplarsak yine bir problem yaşanmaz. Gayet güzel olur. Bunlar filiz gibi zaten yani evet, incecik tazecik, değil mi? Evet sabah çok sizin güzel. İçin özel topladık. Ya çok teşekkürler sağ olasın. Ben de bir an sen bak hızlı hızlı yapıyorsun ben dedim. Biz alışkınız. Sonra salamurayı yapacağız. Geçelim mi salamura? Geçelim istersen. Onu sonra bunu kapatalım. Bunu böyle. Daha doldurmamız gerekiyor ama. Yok sonra dolduralım tamam. Onu. Bunu yapalım şimdi. Yaprak tüküyor.
Bunları da böyle. Onu da aynı şekilde katlıyor musun? Evet, katlıyoruz. Ama yani biz bunları daha büyük bidonlara basıyoruz kendimiz. Daha sonra küçük bidonlara fermente süresi gerçekleştikten sonra küçük bidonlara çekiyoruz. Onları katlamadan koyuyoruz tabii. Bütün koyuyoruz. Evet, ama bunun içerisine bütün girmeyeceği için mecburen katlamak zorundayız. Bütün onları da bidonlardan çıkarırken bütün çıkarıyoruz. Böyle katlayıp yerleştiririz, sıkı sıkı yerleştiriyoruz. Tabii sizin büyük bidonlarınız var, doğru. Büyük bidonlarımız var, evet. Onlar da daha rahat oluyor. Sonra böyle yaptıktan sonra katlıyoruz. Kaya tuzu kullanıyoruz biz. Ama diğer iyotlu tuz değil de diğer kalın bir tuz var ya, onunla da kullanılabilir. Böyle göz kararı atıyorum. Evet. Bir kat yaprak, bir kat tuz, göz kararı atıyoruz. Bunun da koruyucusu tuz. Tuz atmazsak bozuluyor. O yüzden salamura biraz daha tuzlu oluyor. Doğru. Ama tüketirken suda bekletebilirsiniz ya da bir haşlama ile birlikte. Haşlayınca da gidiyor zaten. Tuzu gidiyor, evet. Tuzda problem yaşanmıyor. Evet, tam yaprak zamanı sevgili izleyicilerim. Yani bence yapın, deneyin. Yapmayan varsa, ki yapmayan yoktur, Manisa'da yoktur. Tüm izleyicilerimiz denesin bence. Hem de ben mutfağı çok seviyorum Ayşe, terapi gibi. Evet, değil mi? Bu yaptığımız her şey ruha da çok iyi geliyor. Evet. Şunu da şöyle alalım. Bunu da en son dolana kadar dolduruyoruz. Üzerine suyunu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Böyle bekliyor. Çeşme suyu mu yoksa kaynatıyor musun suyu? Fark ediyor mu? Yani çeşme suyu da kullanılabilir. Problem oluşmaz ama yaprak taze olduğu için önce suyu çekecek içine. Sonra çektikten sonra kusacak o suyu. Taşmalar olacak. Bu normal. Yani korkulacak bir şey yok ama. İlave etsinler ilave, mi? İlave, evet. Tuzlu su ilave edilsin üstüne. Normal çeşme suyu koyarsak yapraklarda erime, bozulma. Bir de bunların üstüne elek koyuyoruz biz. Yaprak suyun üstüne çıkmasın diye. Eğer üzerine çıkarsa yine erime olur. Suyun altında kalması gerekiyor. Bastırsın diye. Evet, bastırsın. Sardıktan sonra pişirirken de kapatıyoruz ya. Evet. Tabakla. Yani büyüklerimiz taş koyarlardı. Babaannemlerim taş koyardı. Şimdi elekler var. Bunların içerisine koymak için onları kullanıyoruz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, yapraklarımız yaklaşık ne kadar süre sonra olacak? Salamura? 20-25 gün sonra, maksimum bir ay içerisinde rengini alır. Ama bunları daha çok kışlık kullandığımız için. Evet. Gelecek yani seneye süre, kadar, bir yıla kadar, neredeyse iki yıla kadar hatta. Güzel kullanınca. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Biz şimdi bu güzel asma yapraklarıyla annenden asma pidesi tarifi alacağız. Manisa'mızın yemyeşil bağlarının tazecik yapraklarıyla sizlere asma pidesi tarifimiz var. Ve asma pidesini bir anne elinden alacağız. Sevgili Nesrin abladan hoş geldiniz. Hoş buldum ablam. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Biz de iyiyiz. Size bir verimlilik katmak için bu şeye geldik. Sağ olun. Misafiriniz olduk sağ yani. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Yapraklarınız da çok güzel. Bize köyün lezzetlerini getirdiniz gerçekten. Aynen. Bağın yapraklar taze. Kızım yeni topladı zaten sabahleyin. Bunlar erken vakitte toplanılıp erken vakitte basımı böyle yapmak isterseniz onun için erken toplayacaksınız. Erkenden. Evet, güneş iyice sıcak olmadan. Bu bizim yöresel bir yemeğimiz. Annelerimizden, büyüklerimizden gelme bir lezzet diyelim öyle. Bazı ailelere göre her haftada her gün veya haftada bir gün bu yemek olur. Bu zamanın yemeği olarak. Bizim büyüklerimiz çok seviyordu, yapıyorduk yani. Lezzetli, güzel bir yiyecek. Faydalı nanesi var. İsterseniz dereotu da koyabiliriz. Malzemeleri sayalım şimdi. Evet, ben bunun içine taze soğan doğradık. Yeşil yerlerinde dahil. Nanesini koyduk. Tuzunu koyduk. Şimdi bir bardak mısır unu, bir bardak buğday unu. Biraz yoğurt koyacağız.
Ha yoğurdumuz ekşi de olursa daha lezzetli oluyor. İlle taze yoğurt olacak diye bir şey yok. Ev yoğurdu. Ayran da olabilir. Olsun, ille yoğurt olacak. Ev yoğurdu tabii ki. Bunları karışımı yapıp bir kek hamurundan daha biraz sulu olacak kıvamı. Ondan sonra tavamıza yaprakları yayacağız. Hamuru içine dökeceğiz. Alt üst yaparak pişireceğiz. Yani Nuray Hanım'a özel bir yiyecek olsun. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet. Yani aslında şey, hepimiz kilo almayalım diyoruz ya, diyete de uygun bir pide aslında. Aynen. Yani adı pide ama hamur yok. Yok. İnce bir hamur. Güzel. İnce bir hamur oluyor. Masum bir pide yeşilliği yani. Yeşilliği bol. Ne kadar yeşilliği bol olursa sizin için faydalı. Aynen. Unu az, yeşilliği evet, bol. Evet. Evet. Çok güzel olacak inşallah. Hadi başlayalım. Başlayalım. Batamış. Bir de yöresel bir lezzet oldu gerçekten. Aynen, bu Rumeli'den gelme bir yiyecek. Rumeli kökenli bir yiyecek. Bunu herkes, buranın yerlisi bilmez bunu. Ama siz seneler geçtikçe öğrenmiş olabilirler. Bir bardak su da alacaktım sahi. Su da alalım bir bardak. Hepsini de koysam olur da. Aldığım nakış. Ben yardım edeyim mi sana? Şöyle bir tarafımı alayım kullandığımı. Kaşıkla karıştıracaksın. Evet, evet. Şey, Rumeli'den gelmiş dedin. Benim annem İlk, babam, benim musun? Annem babam Yunanistan'ın Borva kasabasından gelmişler. Hı hı. Buraya göç etmişler. İlk önce İstanbul'a yerleşmişler, Arnavutköy'e. Ama çiftçilik orada az olduğu için Anadolu'ya yayılmışlar. Hı hı. Anadolu'da da bu Manisa'nın Akhisar ilçesini seçmişler. Akhisar ilçesinde de bir vakit yaşadılar. Tekrar Rumeli topraklarına, İstanbul'a döndü annelerimiz. Orada kaldılar, vefat ettiler. Biz Allah burada çocuklara olarak yaşatıyoruz. Geldiğim ailem de Rumeli. Onlar Kavala şehrinden gelmiş, eşimin ailesi. Hı hı. Biz Borva şehrinden gelmişik, annelerimiz. Onlar da aynı şeyleri biliyorlar. Yiyecekleri uygun bir uyumluluk var. Rumeli'nin yemekleri çok güzel oluyor. Aynen, biz zaten o yüzden birbirimizi sevdik. Ben de göçmen kızıyım. Öyle mi? Aa, ne kadar güzel. Benim de anneannem Selanik'ten, babam Bulgaristan'dan. Evet, evet. Yani aynen. O yüzden hemşeri olduğumuz için bir de Manisa, evet, kanımız kaynadı. Evet. Şimdi Nesrin ablacığım, evet, televizyonunu ablam. Yeni açan izleyicilerimiz evet. için tekrardan istersen yeşilliklerini ben bir sayayım. Evet. Taze soğanımızın asma pidesi yapıyoruz öncelikle evet. sevgili izleyicilerim. Taze soğan doğradık. Nane. İsteyen dereotu da koyar dedin. Yoğurdumuzu koyduk. Evet. Bir bardak mısır unu, bir bardak normal buğday unu. Evet. Ama tabii şey, kıvam önemli burada, değil evet, mi? Evet. Kıvamı böyle hafif boza kıvamı gibi oldu. Aynen, değil aynen. mi? Evet. Biz karıştırdık. Daha biraz daha şimdi ben biraz daha koy istersen. Koyalım. Ben de mutfağı çok severim. Ya. Mutfak evet. yemekler. O belli oluyor zaten. Göçmen kızları zaten aynen, hep böyle aynen. oluyor. Becerikli olur göçmen kızları. Böyle karıştırıyoruz evet. değil mi? Evet. Şimdi bu iş halloldu sayılır Nuray Hanımcığım. Sonra bir ben bakayım tavayı... buna kendi elimle. Evet evet. Birazcık daha ekleyebilirim ben burada. Şimdi Nuray Hanımcığım tavaya yağı dökelim. Tamam. Ben bakayım size. Dök, şöyle. Dök. Heh, tamam, dur şimdi. Şey, yaprakları dizeceğiz değil evet, mi önce? Evet, yaprakları. Beraber yapalım. Hı hı. Ben sana şimdi göstereyim. Nuray Hanımcığım, buralarını biraz kopartalım bunu. Tamam. Tamam mı Ayşe? Bunu şimdi tersini böyle sereceğiz hı hı. ki çevirince öbür tarafı da yüz olsun tamam. diye. Şöyle kaydırarak Nuray Hanımcığım. Ha, dışta kalacak evet, biraz. Evet, biraz şöyle. Kapatacağız ya, kapatacağız ya. Yaprakların damarlı kısmı evet, içe, gelecek, içe gelecek, dış kısmı sonra kapatırken ters böyle yapacağız için, ya, evet. kapatırken de. Sanki büyük yapraklarla daha güzel olur gibi geldi. Yok. Değil mi, öyle mi? Yani kapatmak, çok sıkı kapatmayacağız Nuray Hanımcığım. Azıcık çünkü piştiğini görmek için. Ha doğru, böyle, şuralardan. Evet, azıcık şuralardan. Aralık vereceğiz. Bunları böyle sımsıkı kapatmayacağız, anlıyor hı-hı. musun? Bak böyle yapacaksın mesela. Böyle bir tane koyacağım. Bunlar boş kalabilir. Hmm. Oradan yine unun piştiğini göreceğiz evet, hamurun. Evet, evet. Şu kocaman yaprağı kapatsın buraya. Ay çok güzel. Şimdi tuzunu attık. Unutmayalım hı-hı. şeyimizi. Malzemeleri de her evde olan malzemeler. Evet, çok bir pratik. Zorluğu yok zaten evet. bu işin. Ama
ama lezzetine doyuldum. Çok şimdi merakla evet. Bekliyorum. Hadi bakalım. Rüzgardan. Çok kalın koyacaksınız abla. İnce. Evet, ince koyacaksınız. Hı-hı. Kalın koyduğunuz zaman şey yapar. Yani lezzetinde bir kabalık olur. Pişmesi de daha kolay olur evet. Böyle. Nuray Hanımcığım, bak şimdi bu tavayı böyle oturtmayacağız. Oturtursak sadece düz olarak bunun etrafı pişmez. Biraz kaydırarak sonra biz bunu böyle çevire çevire her tarafı pişecek. Yani kaydıracaksın. Anlıyor musun? Evet. Şimdi buradan kaydırınca burası, oradan kaydırınca burası pişiyor. Aynen, çok onun güzel. Onun için o detayları da size söyleyeyim. Çevirme kısmını çok merak ediyorum. Yapışmazsa çevirirken. Yok, hiçbir şey olmaz. Pişince zaten o çevrilir herhalde. Evet. Ocağınız da çok güzel. Nesrin ablam ocağını bile getirdi bize. Harika. Bu böyle işler için, geniş aileler için, biz geniş bir aileliyiz. Hı-hı. Çok çabuk yemek olması için bu ocağı tercih ettim. Büyük tencerelere küçük tüplerde olmuyor. Evet, evet. Artı kızartmalar için harika değil mi? Evet, çocuklar toplandığı zaman mesela büyük tepsilerde yapıyorum. Doysun diye çocuklarım rahat. Yetmiyor, kızartmaya yetmiyor. Doyulmuyor da gerçekten. Torunlar çok seviyor şeyi, kızartmaları. Hı-hı. Şimdi bunu böyle altını kızartıp ondan sonra çeviriyoruz. Çevireceğiz. Çevire çevire böyle. Hı-hı. Çevireceğim ama daha hiçbir şey olduğu evet. Yok yani. Biz asma pidemizi kızartmaya devam ediyoruz. Ay asma pidemiz çok güzel kızarıyor. Nesin abla evet, çok güzel kokuyor. Lezzetine doyulmaz. Ay. Buyurun gelin özel önler kokusunu, sofraya. Aynen. Şimdi bunu çeviriyorum Nuray Hanımcığım. Uf. Bak işte böyle çevir. Ay ellerine sağlık nasıl gördün? Çevirdin onu. İşte ben spatula çeviremem. Ben dedim bölünecek mi acaba? Yok yok. Birazcık onun noksan gelmişti. O da oldu. Fazla bile kızarmış. Olsun. Hı. Altını da kızartacağız. Evet ondan sonra pişme işlemi bitiyor. Hı hı. Yani yaptığımız şu karışımla neredeyse 3-4 tane evet, asma pidesi. Asma pidesi oluyor. Oluyor. Ondan servislere güzel güzel kullanabilirsiniz. Günlerinizde evet. Kullanabilirsiniz. Değil davetlerinizde davetlerde, kullanabilirsiniz. Et evet. Yemeklerinin yanında. Aynen aynen. Değil mi? Direkt çok, yeşillik. Çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet çok olsun sizlere ederim. De inşallah yarasın hepinize. Çok memnun oldum Ayşe ablacığım. Nesin ablacığım sağ tamam. Olasın. Efendim herkes denesin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Biz birazdan üzüm pekmeziyle harika bir helva yapıyoruz. Evet Ayşe'cim şimdi pekmezli Manisa'mızın yine nefis üzümleriyle yapılmış pekmezle un helvası pekmezli zeytinyağlı. Pekmezli zeytinyağlı. Evet, tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz içerisinde. Manisa Şehzadeler şehri biliyorsunuz. Hı-hı. Bu da Osmanlı'dan günümüze kadar devam eden bir saray mutfağından gelmiş. Evet, değil mi? Saray mutfağından gelmiş bir alışkanlık diyeyim büyüklerimizden bize armağan. Saray mutfağından gelmiş pekmezli zeytinyağlı un helvası yapıyoruz. Malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 bardak un, 1 bardak su ve 1 bardak pekmez. Ben 1 bardaktan 2 parmak eksik kullandım. Çok yoğun tatlı sevmiyorum. Tadına göre değil mi? Evet, damak eğer tadı yoğun sevenler. Bir bardak kullanabilirler ama çok ağır geliyor bana. O yüzden ben eksik kullanıyorum. Tereyağı eridikten
Pişirdikten sonra zeytinyağını koyacağız. Sonra unumuzu kavurmaya başlayacağız. Bak ben hiç zeytinyağıyla karıştırmıyordum Ayşe. Bu da iyi fikir oldu. İkisini evet. Karıştırma. Bu erirken biz de pekmezle şeyi karıştıralım. Unu mu? Yok, suyu. Niye? Ben karıştırayım istersen. Hı-hı, su şuradan. Suyu okay. Ne kadar koyalım? Bir bardak da su koyuyoruz. Hepsini. Hem şey seyreltmiş oluyoruz değil mi? Pekmezin evet. Kıvamını da. Hem şekerden uzak oluyoruz. Değil mi? Bu aynen. Kendi şekeri. Aynen. Pekmez. Doğal. Doğal, doğal şeker, şeker, evet. Meyvelerde daha çok var zaten. Hı-hı. Onu çok fazla kavurmuyoruz. Hı-hı. Çünkü pekmezin rengi koyu olduğu için şeker gibi renksiz değil ya. Doğru. O normal un helvası olsa bayağı rengi bayağı, evet. Kavrulana bu kadar oluyor. Bu böyle sütlü kahve olana kadar kavuruyoruz, o kadar. Hı-hı. Pekmez renk verecek zaten pekmez, değil mi? Çok evet. Güzel. Yağı kavurduktan sonra ununu atıyoruz. Hı hı. Bazen böyle gece falan canımız tatlı isteyince ben hemen yaparım bunu helvası. Evet. Çok severim. Benim tatlı de, severler değil mi? Oğlum çok seviyor tatlıyı, oğlum eşim. Hı hı. Tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Değil mi? Evet. Hele pekmez olunca gerçekten doğal tatlı. Bir de çabuk oluyor. Evet, hemen şimdi ununu evet. Kavurunca. Unu kavurdum mu hemen sürekli karıştıracağım bunun püf hı hı. Noktası. Unu koyalım. Annenle de çok güzel bir tarif yaptık. Evet, asma gelin. Pidesi sağ olsun. Annem. Evet, geleneksel. O asma pidesini ben çok iyi yapamıyorum. Annem daha iyi yapıyor. Hı hı. Ama tabii ben de biliyorum nasıl yapıldığını. Yöresel, yöresel bir lezzet oldu evet, aslında. Yöresel yemeklere zaten çok önem veriyoruz. Öğrenmezsek biz çocuklarımıza ne aktaracağız? Aynen. Yöresellikten aynen. Çıkacak sonra. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, yöresel lezzetlerimizi gelecek nesillere aktarmamız lazım. Manisa'nın da çok güzel yöresel lezzetleri çok, var. Çok. 17 ilçenin gerçekten 1088 evet. Mahallenin hem kendi topraklarına, doğalarına özgü hı-hı. Ürünleri var. Sen de biliyorsun. Evet, evet. Hem de yöresel lezzetleri var. İşte sen de bunu en iyi şekilde tanıtıyorsun. Hı-hı. Satışını yapıyorsun kendin. Evet. Ayşe gerçekten. Özellikle zeytin yaprağı çayını ben de deneyeceğim. Denememiştim. Deneyeceğim mutlaka. Gerçekten. Çok güzel. Koronavirüsle birlikte değil de mi? Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Birçok özelliği var saymakla yani aklında tutamayacağın değil kadar mi? Çok sen fazla. Sen yazıyorsun çünkü bayağı evet, görüyorum sosyal medyada. Ben sayfamda evet yazıyorum, bilgilendiriyorum. Hı hı. Oradan okuyabilirler. Evet.